beyindeki iltihapları iksirle kullandığınızda yavaş yavaş oradan kaldırır. Onun karışımı nedir efendim? İksirimizin karışımı nedir? İksirin birleşiminde limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkumalonga, altınbaşı kutu, zeytinyağı vesaire vesaire var. Mesela binlerce çeşit bitki. Zerdeçal tümörü eritici olduğu klinik araştırmada belgelenmiş. Klinik araştırması. Sarımsak damarların iç yüzünde komple plakları çözdüğü, zaten kolesterol, lipid, trigliseri erittiği, yüksek tansiyonu önlediği, kalbi beslediği, klinik araştırma alıç var. Alıç yüksek tansiyona, kolesterola karşı etkili olduğu, kalbi beslediği, kalp damarlarının tıkanmaları önlediği klinik araştırmalarla belgelenmiş. Evet, bunları unutmuyoruz efendim. Biz yine bir daha aslında tekrarlayalım. Ginkgo diyoruz. Migren için. Migren için şimdi tetikleyen bir daha faktör. Belki kaçıran izleyicilerimiz damarlarda vardır. Yağlanma, daralma, sertleşme olmuşsa iksir. Beyinde kan akışında bu daralmadan dolayı anormallik, yetersizlik varsa ginkgo. Evet. Bağırsaklarında problem varsa aloe vera. Midesinde problem varsa tonik. Yani duruma göre bilmek gerekir. Ya, nedir rahatsızlık? Ayrı ayrı birçok tedavi faktör tetikleyebilir. Bu rahatsızlıkları nelerin tetiklediğini bilirsek kolay. Problem değil. Onları bilip ona göre hareket etmek lazım.